Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2020 yılında birebir çıkmış 25 adet ilk yardım sorusu çözeceğiz. Nokta atışı sorular arkadaşlar, mutlaka sizlere de sınavlarda çıkacak. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum ve başlıyoruz. Birinci sorumuz arkadaşlar, trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı 1. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor. 2. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor. 3. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyarılanlara karşı tepkisiz olduğu bilinen belirlenen kazezedeye şekerli içecekler veriyor. Bu ilk yardımcı yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır? Evet arkadaşlar. Hasta yaralılara kesinlikle şekerli içecekler verilmez. 3'te bakın burada hatalı bir davranışta bulunmuştu. Cevabımız Ceyhan seçeneği doğrudur. Evet. İkinci sorumuza geçiyorum. İkinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır? A. Çift kemik bulunan bölgeye uygulaması. B. Tek lastik ip gibi malzemeleri kullanması. C. Uygulanan bölgenin üzerini sargı beziyle kapatması. D. Kazazedenin alnına turnike ya da T harfi yazması. Evet, burada cevabımız kazazedenin alnına turnike ya da T harfi yazması olacaktır. Denizli seçeneği doğrudur. Üçüncü sorumuza geçelim. 1, 2, 3 dediği için öncelikle soruyu okuyorum. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir? 1. Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli. 2. Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli. 3. Çağrıyı yapan kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermeli. Evet arkadaşlar, burada her üçü de bakın haberleşme ilkelerindendir. Denizli seçeneğimiz doğrudur. Dördüncü sorumuza geçmeden önce delici karın yaralanmalarında ilk yardım nasıl yapılır? Hasta yaralının yaşam bulguları sık sık kontrol edilir. Dışarı çıkan organlar içeriye sokulmaya çalışılmaz. Üzerine geniş ve nemli bez örtülür. Bilinç yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülü olarak yatırılır. Isı kaybını önlemek için üzeri örtülür. Ağızdan yiyecek içecek herhangi bir şey verilmez arkadaşlar. Daha sonra da tıbbi yardım istenerek 112'den hastaneye gitmesi sağlanır. Şeklimiz de önemlidir. Bakın şekle de dikkat edebilirsiniz. Şekilde sınavda sorabiliyorlar. Bacaklar bükülü olarak yatırılır. Evet. Delici karın yaralanmalarında. Evet, dördüncü sorumuz delici karın yaralanmasıyla ilgili bir soru. Delici karın yaralanmalarında ilk yardım aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Isır kaybını önlemek için hastanın üzeri örtülür. B. Ağızdan hiçbir şey verilmez. C. Yaşam bulguları sık sık değerlendirilir. D. Dışarı çıkan organlar içeri sokularak üzeri örtülür. Yapılmayacak hangisidir diyor bize arkadaşlar. Bakın hangisi yapılmaz şeklinde. Tabii ki dışarı çıkan organlar içeri sokularak üzeri örtülür. Yanlıştır arkadaşlar. Evet, cevabımız Denizli seçeneği. Beşinci sorumuza bakalım. Geçici hafıza kaybı, burundan ve kulaktan kan gelmesi, göz bebeklerinde büyüklük farkı. Yukarıdaki belirtiler hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür? Baş, karın, göğüs, omurga. Tabii ki dikkat edin. Bakın burundan, kulaktan kan gelmesi, hafıza kaybı, göz bebekleri nerededir arkadaşlar? Baş bölgesindedir. Yani cevabımız Adana seçeneği doğrudur.
Altıncı sorumuza bakalım. Altıncı sorumuz, çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulanmasında göğüs kemiği kaç santim aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır? 2, 5, 8, 11. Tabii çocuklarda 5 santim aşağı inecek şekilde uygulanıyor. Bebeklerde 4 santimdi arkadaşlar. Evet. Yedinci sorumuza bakalım. Yedinci sorumuz, kanaması durdurulamayan bir hastada turnike uygulaması için en uygun malzeme hangisidir? Uzun bir ip, uzun bir tel, serum lastiği, geniş bir sargı bezi ve tahta parçası. Evet arkadaşlar, dikkat edin, geniş bir sargı bezi ve tahta parçası turnike uygulamasında en uygun malzemedir. Denizli seçeneğimiz doğrudur. Evet, 8. soru sık sık sınavlarda gelen bir soru. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan bir kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabiliyor. Verilen bilgi acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir? A. İtfaiyeci yöntemi. B. Rentek manevrası. C. Sürükleme yöntemi. D. Hemlik manevrası. Tabi burada dikkat edin arkadaşlar, itfaiyeci yönteminden bahsetmiş. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılan omuzda taşıma itfaiyeci yöntemidir. Adana seçeneği doğrudur. 9. sorumuz, bebek 0-1 yaş arası hasta yaralıya yapılan temel yaşam desteğinde soluk verirken dikkat edilmesi gerekenlerden hangisi doğrudur? A. Baş açısı 60 derece olacak şekilde burun kapatılır, normal nefes verilir. B. Baş açısı 45 derece olacak şekilde burun kapatılır, ağızdan derin nefes verilir. C. Baş açısı 45 derece olacak şekilde ağız ve burundan olacak şekilde ağız dolusu nefes verilir. D. Baş açısı 45 derece olacak şekilde ağız ve burnunu birlikte alacak şekilde normal nefes verilir. Evet arkadaşlar, burada dikkat ederseniz bebekler için sorulan çok önemli, ağız ve burundan ağız dolusu nefes verilir seçeneğimiz olacak. Ceyhan seçeneği. Onun soru, omurga yaralanması olan bir kişi için aşağıdaki taşıma tekniklerinden hangisi uygundur? Sürükleme, kucakta taşıma, altın beşik, sırtta taşıma. Omurga yaralanması şekilde de gördüğünüz gibi sürükleme yöntemiyle yapılır. Adana seçeneği doğrudur. 11. sorumuza bakalım. Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? A. Cismin çıkarılması ve yaraya tendür diyot dökülmesi. B. Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi. C. Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi. D. Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi, yaranın sarılması. Arkadaşlar, bu tip yaralanmalarda, cisim batmada kesinlikle cisim çıkarılmaz, sabitlenir. Sabitlendikten sonra o şekilde hastaneye gitmesi sağlanır. Cevabımız burada Ceyhan seçeneği doğrudur. 11. soruya geçmeden önce rentek manevrasını açıklayalım. Sınavda sık sık geliyor. Hasta yaralıyı araçtan çıkarma. Kaza geçirmiş yaralı bir kişi eğer bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılır. Solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumlarda rentek manevrası uygulanır. Omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarıyoruz arkadaşlar rentek manevrasında. Evet, sık sık sınavda geliyor. Bakın, solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olası mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik hangisidir? Tabii ki arkadaşlar, rentek manevrasını burada bize sormuş. Adana seçeneği doğrudur. 12. soruda tehlikenin olmadığı kaza yerinde boyun yaralanması varsa arkadaşlar, boynuna boyunu takıldıktan sonra araçtan çıkarıyoruz.
13. sorumuza bakalım. 13. sorumuz: Sara krizi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi Sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? A. Krizin kendiliğinden geçmesinin beklenmesi. B. Kilitlenmiş çenenin zorla açılmaya çalışması. C. El, kol ve bacaklarının bağlanması. Şekerli içeceklerin içirilmesi. Evet arkadaşlar, burada krizin kendiliğinden geçmesini beklemek zorundayız. Adana seçeneğimiz doğrudur. Dördüncü sorumuz: Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür? A. Tokluk hissi. B. Yavaş nabız. C. Görmede netlik. D. Yüzeysel solunum. Evet. Arkadaşlar, kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede yüzeysel solunum görülüyor. Deniz seçeneğimiz doğrudur. 15. sorumuz: Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının hangi seçenekteki davranışı hatalıdır? A. Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi. B. Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması. C. Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırt üstü yatırması. D. Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi. Burada arkadaşlar, yabancı cisim görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması hatalı bir davranıştır. 16. soru: Bilinci kapalı bir hasta yaralıda solunum değerlendirmesi hangi yöntemle kaç saniye yapılır? A. Ağız ve buruna ayna tutulur, 2 saniye. B. Islak bir parmak hasta yaranın ağzına burnuna yaklaştırır, 15 saniye. C. Kulağımızı hasta yaranın kalbine dayar dinleriz, 30 saniye. D. Bak, dinle, hisset yöntemi kullanılır, 10 saniye. Evet, burada bak, dinle, hisset 10 saniye süreyle solunum değerlendirilmesi yapılır. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 17. sorumuz: Aşağıdakilerden hangisi soluk yolu tıkanması olan, konuşarak yardım isteyen hastaya uygulanan ilk yardım olmalıdır? A. Hemlik manevrası. B. Şok pozisyonu vermek. C. Koma pozisyonu vermek. D. Öksürmeye teşvik etmek. Tabii ki burada arkadaşlar, öksürmeye teşvik edilir. Kısmi tıkanma yaşanıyor. Evet. 18. sorumuz: Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır? A. Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi. B. Kazazedenin baş, boyun, gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması. C. İlk yardımcının kalkarken ağırlığı sırt kaslarına vermesi. D. İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması. Evet, burada da Bursa seçeneğimiz doğrudur. Kazazedenin baş, boyun, gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranmasıdır. Evet arkadaşlar, 19. sorumuz. Bakalım, 19. soru: Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır? A. Kazazedenin baş, boyun, gövde ekseni bozulmadan sürüklenmelidir. B. İlk yardımcının kazazedenin ayak kısmına çömelmesi. C. Kazazedenin ellerinin yanında serbest bırakılması. D. Kazazedeye yakın mesafede durulması. Evet, burada da Ceyhan seçeneği yanlış arkadaşlar. Kazazedenin ellerinin yanında serbest bırakılması yapılmaması gereken bir uygulamadır. 20. sorumuza bakalım. Kırık çıkık burkulmalarda tespit için yapılan uygulamalardan hangisi yanlıştır?
A. Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır. B. Kırılan bölge düzeltilmeye çalışılmalıdır. C. Tespit üstündeki ve altındaki kalan eklemleri de içerecek şekilde yapılmalıdır. D. Yara varsa üzeri temiz bezle kapatılmalıdır. Tabii ki kırılan bölge düzeltilmeye çalışılmaz arkadaşlar. Olduğu gibi bırakılır. Cevap Bursa seçeneği yanlıştır. 21. sorumuz, iç kanamalarda yapılacak ilk yardımda hangisi yanlıştır? Şok pozisyonu vermek, üzerini örterek sıcak tutmak, ağızdan sıvı vermek, hareket etmesini engellemek. Evet. İç kanama geçiren hasta yaralı arkadaşlar ağızdan yiyecek içecek herhangi bir şey verilmez. Cevabımız Ceyhan seçeneği doğrudur. 22. soru, aşağıdaki kanama çeşitlerinin tanımlarından hangisi yanlıştır? Bir dış kanama yaradan vücut dışına kan akımı olur. Evet, dış kanama yaradan vücut dışına kan akımı olur. Doğrudur. 2. Doğal deliklerden olan kanama, kanama vücut içine olur. Yanlıştır arkadaşlar. 2. Dışına olur. İç kanama kulak, burun, ağız, anüs, üreme organlarından olan kanamalardır. Yanlış arkadaşlar. 2 ile 3 yanlış. Evet. Burada 2 ile yanlış olanı soruyor bize. 2 ile 3'tür. Cevap Ceyhan seçeneği doğrudur. 23. sorumuz arkadaşlar, son sorulara geliyoruz. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre kazazedenin hangi durumu yaşam bulgular içinde yer almaz? Bilinci, dolaşımı, solunumu, diş eti kanaması. Evet arkadaşlar, diş eti kanaması yer almaz seçeneği doğrudur. Denizli. Evet. Bilinci, solunumu, dolaşımı, vücut ısısı, kan basıncını olur. Ama diş eti kanaması olmaz. Evet. Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır? A. Omurgasında kırık olan. B. Kaburgasında kırık olan. C. Birinci derecede yanı olan. D. Kolunda yara ve kırık olan. Evet. Arkadaşlar. Kazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır. Omurgasında kırık olanlar. Cevabımız Adana seçeneği doğrudur. 25. soru, olay yerinin değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Yaralının paniğe kapılmasını engellemek için yarasını görmesine izin verilmelidir. B. Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır. C. Yardım ekibi gelene kadar olay yerinde kalınmalıdır. D. Yaralı yerinden oynatılmamalıdır. Evet, burada da arkadaşlar yaralının paniğe kapılmamasını, yani kapılmasını engellemek için yarasını görmesine izin verilmeli midir? Hayır, verilmesi hiçbir şekilde. Cevap burada Adana seçeneği doğrudur. Evet arkadaşlar, YouTube kanalımıza abone olarak %100 çıkacak ilk yardım sorularını çözüp yüksek puan alabilirsiniz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.